Herkese selamlar dostlar. 26 Ekim 2023 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda idare et mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle videoya göndermiş olduğunuz beğeniler için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir destek var. Güzel de gidi güzel de gidiyoruz. Destek de çok güzel. Yine aynı şekilde desteklerinizi bekliyorum. Şöyle artı 400 seviyesinde bir beğeni gelirse çok teşekkür ederekten de videomuza başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Bu maç skoru yarışmamızda Fenerbahçe ile Ludogore Sica maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Tercihlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Fenerbahçe burada yani 6 neredeyse 4-5 tane rotasyonlu kadroya çıkacaktır. Birazdan kadroyu da zaten idealden göstermeye çalışırım sizlere. Siz cemaat skorunu olur yorumlara yazın. Bilenlerden bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Aynı şekilde benimle iletişim için her türlü iletişim gruplara gelmek isteyenler vesaire sorusu olanlar her türlü iletişim için buradan Instagram Kangal Bey hesabından benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Buradan da benimle iletişim kurabilirsiniz dostlar. Geçtim. Dün yüksek misli neler yaptık ondan bahsetmek istiyorum. Pazartesi günü. Pazartesi günü benim için kılçıksız bir gündü. Adana maçına mesela hiç bulaşmadım. Trabzon'un da kazanacağını düşünüyordum. Tek bir yüksek mislim vardı. Trabzon'un galibiyeti. Trabzon'un galibiyetine dedim ki arkadaşlar yüksek misli seviyesine 1500 misli alalım. Tek maçı da kazanmasını bildi. 1-0. Yani Süper Lig gerçekten kalpten götürür adamı. O kadar direkten dönüyor. Alanya kaçırıyor. Trabzon iki tane atıyor. İkisi de offside oluyor. Gerçekten sıkıntılı ama Tekrardan yüksek misli seviyesine pazartesi günü de güzel orandan 1500 misli vurduk aldık devam ettik. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de öner önerdik. Devam edeceğiz. Bakalım Bayern Münih maçı öncesi ben bu videoyu çekiyorum. Umarım güzel sonuçlar elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yüksek misli bu şekildeydi. Ve pazartesinin ideal kombini vardı. Trabzon'un galibiyeti. Tottenham'ın atacağı iki gol. Tertemiz kılçıksız. Dediğim gibi Adana maçının patlayacağını düşünüyordum. Hiçbir şey yere almadım, girmedim. Canlısını dahi yapmadım öyle söyleyeyim ben sizlere. Günün ana kombini tek bir kombini vardı. O da kazanmasını bildi. Trabzon'un burada galibiyeti 1.54 gibi orandan. Tottenham'ın da burada atacağı iki gol mücadeleydi zaten. Ee, 2-0 mu bitti? Öyle bir şey bitti sanırım. 2-0'da bıraktım çünkü ben. Tebrikler arkadaşlar. Aynı şekilde canlı da yapıyoruz. Canlıyı da yüksek misli canlı. Yüksek misli seviyesinde. Orada özel bu sezon getirmiş getirmiş olduğumuz bir yenilik var. Yüksek misli canlı. Orada verdiğimiz canlıları miktar da öneriyorum. Tottenham maçına mesela ilk yarının bir golü de 300 TL önerdi. Maç çok hareketliydi. Tottenham attı 1-0. Orada yakaladık zaten. Yüksek misli bu sezon bu şekilde canlı bahislerde yüksek seviyede olacak arkadaşlar diyerekten devam edeyim. Kendimiz zaten canlı gruplarımızda devam ediyoruz. O ayrı bir mevzu. Oradan ayrıca tebrik ederiz zaten. Dün aynı şekilde ekrandaydık. Maçları takip ettik. Güzel kazançlar sağladık. Hatta bu kazançları sağlarken biz herkes açık telegram grubunda da bir şeyler yapmaya çalıştık. İsterseniz birazdan orayı göstereyim sizlere. Hatta dur ekrandan geçeyim. Şuradan geçebilirsek. Bir saniyenizi alacağım. Ve geçtim ekranda. Şimdi ben canlıya başlarken dedim ki baylar dedim maç çok güzel. Fiorentina empoli mücadelesi vardı. Dedim ki ilk yarıdan bir gol gelebilir. Bakın ilk yarı 0.5 üstü aldım. Dedim ki riskli de Fiorentina atabilir burada. İlk golü kim attı? Empoli attı. Ne oldu? Aldık mı? içeri aldık. Ondan sonra devam ettik. Empoli mücadelesine dedim ki ilk kere 1.5 üst dedim. Tekrardan aldım. Dakika 20'de. Golden hemen sonra bir gol daha aldım. Dakika 44'te gol geldi. Gol müziğini verdim. Hatta göstereceğim. Gol müziğini verdim. Ee, gol iptal oldu. Onu söyleyeyim. Dakika 44'te iptal oldu. Gol oradan başarısız oldu. Tottenham mücadelesi var dedim ki. İlk yarı 0.5 üst. Altına riskisi yok yani dedim. Herkes atabilir. Fulun da atabilir. Çünkü hızlı çıkıyordu. O gelebilir. Geldi mi? Geldi. Oradan hükmü son attı. Şuradan verdik sevinci. Maçı izlemeye devam ettik şu şekilde. Yani bu tamamen emek olduğunu göstermek istiyorum. Her zaman 2-3 ekran. Hatta da 3 ekran kafa artıyor dedim artık. 2 ekrandan devam ettik. Bu şekilde aldık. Oradan vesaire derken İkinci gol kim atar? 1.44 orandan yine aynı şekilde toplam aldık. Oradan da kazandık. Herkes açık Telegram grubudur. Burası yorumlarda ve açıklama kısmında linki var. Oradan da katılabilirsiniz. Diyerekten de maçlarımıza geçelim. Şöyle sizlerden artı 400 seviyesinde beğeni de geldiyse başlayabiliriz. Başlayalım. Gol Fenerbahçe ile Dugoles mücadelesi. Ya Fenerbahçe'nin şu ideal kadro gözüküyor mu? Gözükmüyor şu an. Yani muhtemelen 4-5 tane oyuncu mutlaka rotasyona girecektir. Özellikle hücum hattında Batu Şuay falan burada 11'e çıkacaktır. Onlar da iyi de oynayacaklar. Onlar da Nöstalent mücadelesinde 7 tane gol yediler. Burada Fenerbahçe'ye biraz daha savunmayı bence ön planda tutmaları lazım Lugares'in diye düşünüyorum ki Fenerbahçe'de rotasyonlu bir kadroyla çıkacaktır. Fenerbahçe'de bu sezon oran almak istiyorsak nasıl oran alacağız arkadaşlar? Ya ilk yarıdan galibiyetini alacağız ya da mücadelede 4.5 altlar, 2.5 üstler vesaire bunlarla e, kombinlememiz lazım. Ben burada Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını bekliyorum aynı şekilde. Kadıköy'de oynanacak bir mücadele. Fakat yedek kadro olması kaynaklı ve Ludogres'in biraz daha savunma yön plana çıkarması kaynaklı. 4.5 altına bir yaparsak burada 1.50 küsurlarda bir oranı var zaten bunun. Mücadele bence Fenerbahçe kazanır. Fakat mücadelede 5 gol sesi de beklemediğimi belirtmek istiyorum. 2-1 Ayran'da bir maç geçebilir arkadaşlar. Maçın skorunu sormuştuk zaten sizlere. Devam edelim. Sparta Prag'la Rangers mücadelesi. Sparta Prag özellikle kendi liginde namalup şekilde ilerlediğini söyleyelim. O şekilde kendi liginde zaten üst seviyede bir futbol yani kendi liginin üst seviyesinde bir takım Rangers'la oynayacaklar. Zor bir mücadele olacaktır. Rangers'ta Tavernier sakattı. Geçen maç geri döndü. Bir önceki Avrupa Ligi maçındası yoktu sanırım. Rangers'ta burada neredeyse ideale yakın tam kadro çıkacaktır diye düşünüyorum. Mücadelede bir KG var bahisi. idealden alınabilir. Ben Rangers'ın da burada gol atmasını bekliyorum. 1.42 gibi bir oranı var. Mücadele bence 1-1'e girebilir. Fakat size şöyle bir şey söyleyeyim. Sparta Bırak takımı oynamış olduğu hem Avrupa maçlarında hem de ligde genellikle ilk yarıdan bir gol bulabiliyor. Bunu da ekse değerlendirmek için Sparta Bırak'ın ilk yarıdan atacağı bir gol. Yani ilk yarı efsane 0.5 küsür oranında 1.60 küsur oranı var. Onu da o şekilde değerlendirmeyi alabilirsiniz. İlk yarı Sparta Bırak'ta gol atabilir. Mücadele genelinde KG var da olur gibi geliyor bana. Lugano ile Kulüp Burcu mücadelesiyle devam edelim. Kulüp Burcu ben... Önceki Bodo mücadelesini izledim. Beşiktaş maçını izledim. Ligde de 2-3 maçını izledim. Bu sezon yaklaşık 4-5 tane mücadelesini izledik. Burada Lugano ile oynayacaklar. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa maçından sonra ligde oynadığı iki mücadeleyi deri her kaybetti. Mağlup olarak tamamladı. Burada Lugano biraz ön plana çıkmak isterse kulüp buruş kalitesiyle birlikte şöyle söyleyeyim. İki takım da tempolu futbol sergiliyor. Bu tempolu futbolu sergilerken de kalite biraz ön plana çıkarsa kulüp buruş burada mücadeleyi kazanabilir. Fakat ben bu direkt kazanırına gitmeyeceğim. Diğer seçeneğinde kulüp buruş herhangi bir yeri kazanır. Ya ilk yarıyı kazanır, ilk yarıyı kazanamadı. İkinci yarıyı kazanabilir. Kulüp buluş takımı bunun da oranı dep basman yarı kazanan oranı 1.47 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadele Marsilya ile AEK karşılaşması. AEK da bu sezon Avrupa'da çok güzel işler işlere imza atıyor. Marsilya dep Gattuso yönetiminde olan bir Marsilya ligde aldı. Şu an en son Nice mücadelesinde de 1-0 mağlup oldu. Burada ekstra bir performans sergilemek isteyecektir diye düşünüyorum Marsilya takımının da. Marsilya'nın burada normalde galibiyetine gidecektim fakat galibiyetine gitmeyeceğim. Atacağı 2 golü alalım dedim. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.50 gibi bir oranı var zaten. Bunu aldık ya ev sahibi 1.5 üstü. AYK tarafı da karşılık verebilir bu arada. AYK tarafından da gol gelebilir. Ama Marsilya'nın 2 golü idealidir. Maç sonu 1 ve 2.5 üstü yaparsanız da oran almak adına söylüyorum bunu da. 1 ve 2.5 üstü yaparsanız da 2.18 gibi oran da var. Burada sizlere yapacağınız sistem kuponlarına yani düşük misli kuponlarına 2.5 üstünde Marsilya galibiyeti gelebilir. Bodo Glimp'le Beşiktaş mücadelesi. Aynı şekilde Beşiktaş'ın durumu malum. Bir de Afrika Kupası'na gidecekler bunlar Abu Bakar falan. Yani Beşiktaş şu an zaten Abu Bakar götürüyor. Derbiden çıktılar bir daha. Ayrıca onun da bir yorgunluğu. Derbi deplasmanı mutlaka olacaktır. Bodo kendi evinde. Bodo yani Avrupa'da şu an iyi gitmiyor. Kendi ligine ne kadar iyi de gitse Norveç ligi zaten Norveç ligine göre üst seviye bir takım zaten. Onu söyleyebilirim ama Avrupa'da iki maçta bir, bir beraberlik bir mağlubiyet aldı sanırım. Burada Bodo bence galibiyeti uzanabilir. Rozier de sanırım beşiktaş tarafında yok ve özellikle Bodo'nun sol açığı çok tehlikeli bir eleman. O ayak çivi golü var terapi olarak Instagram'larda, Reels'lerde falan çok yayınladı. İsmini unuttum elemanın da. Ben burada Bodo tarafına gideceğim. Şöyle gideceğim. Bodo herhangi bir yeri kazanır arkadaşlar. Oranı da güzel. bir 1.50 küsur oranı var zaten. Bunun da 1.55.000 oranı var. Bodo burada Beşiktaş karşısında. Umarım Beşiktaş ilk yarı 2 tane atar. ikinci yarı bir tane atsın. 2-1 Beşiktaş kazansın. Fakat bizim bahsimiz de gelsin. Bodo burada bence herhangi bir yeri kazanacaktır Beşiktaş'a karşı. Çünkü aksayan bir Beşiktaş var. Amerte'nin de bu maçta olmayacağını söyleyeyim sizlere. Bodo bence burada herhangi bir yeri kazanabilir. Genk'le French Faroş mücadelesi. Genk'le tempo yapan bir takım ve o French Faroş o tempoya ayak uydurur mu? O önemli. Hem Avrupa'da hem de kendiliğinde iyi bir futbol sergileyen ve pozitif futbol sergileyen bir Frans var. Mücadele bence güzel gollü bir maç izleriz gibi geliyor bana. Ben burada Var'a gidip 2.5 üste gittim. Ya olur ya bazen sıkıntı olabiliyor. 2.5-3-0'da da olabiliyor. Genk tarafından falan beklenebiliyor. Burada bence mücadelede gelecek 3 gol sesi 1.52 gibi oranı var. Bence mücadelede 3 gol olur gibi geliyor. İdeal olarak tek tercih yaptım. Başka herhangi bir tercihe gitmedim. Değerlendirecekler bol şanslar. İlk yarı genk gol oranı var mı bakalım. Bir 53 gerek yok. Devam ettik. Bayer Leverkusen ile Karabağ karşılaşması. Bayer Leverkusen de le zaten bu sezon oynamış olduğu oyunla birlikte liginde inanılmaz bir performans. Ve Avrupa'da bence ilerlemek isterse yani şöyle bir şey der mi acaba diye düşünüyorum. Yani Avrupa'yı boş verelim ligde şampiyonluğa oynayalım der mi? Sanmıyorum. Geçen sezonda Avrupa'da oynadı ki her iki kulvarda da götürebilecek bir kalitesi var Bayer Leverkusen'in. Daha burada Karabağ'da açıkçası iyi oynuyor. Fakat Bayer Leverkusen bu sezon ayrı bir oyun sergiliyor. İlk yerden gelecek Bayer Leverkusen galibiyeti. 1.40'larda 1.47 bine oranı vardı zaten. 1.40'a kadar düşmüş. İptal konuklarına bu oran daha yüksek. Değerlendirecekler burada. Bayer Leverkusen'in ilk yarıdan atacağı bir golü değerlendirebilir dostlar. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettik. Yine aynı şekilde bu maçların bir canlısının kuponlarını zaten gruplarımızda yapacağız. Sizler de burada ideal yüksek oranlardan değerlendirebilirsiniz. tarihleri bahsettim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.